Sintigrafi, nükleer tıpta gerçekleştirilen görüntüleme işlemidir. Sintigrafide çok düşük düzeyde radyoaktif maddeler hastaya damardan, ağızdan, hatta nefes yoluyla uygulanarak görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. Sintigrafik yöntemler genel olarak non-invasif dediğimiz ağrısız, çok düşük radyasyon dozu kullanılan yöntemler içindedir. Sintigrafi güvenilir, ağrısız, yan etki profilleri ve alerji riskleri çok düşük olan inceleme yöntemleridir. Sintigrafide kullanılan radyoaktif madde miktarları çok düşük olup, rutin radyolojide kullandığımız görüntüleme işlemlerinden daha düşük veya buna eşit dozda radyasyona maruz kalır. Sintigrafi, goiter hastalıklarının tanısında yaygın kullanılmaktadır. Paratiroid bezlerindeki büyümeleri göstererek cerraha yardımcı olan önemli yöntemlerden birisidir. Sintigrafi ile kalp kasının kanlanması gösterilerek koroner arter hastalığının tanısı ve şiddeti hakkında önemli bilgiler edinilir. Ayrıca kalbin pompa fonksiyonu da aynı seansta incelenir. Kanserli odaklar ile kanserin gerek kemiğe gerekse diğer organlara sıçramasını sintigrafik yöntemlerle değerlendirmek mümkündür. Meme kanserlerinde, derinin kanserlerinde bekçi lenf düğümleri gösterilerek bu düğümlerin operasyonda çıkarılmasına yol gösterici olur. Böbrek sintigrafileri ile böbreklerin kanlanması ve süzme fonksiyonlarını değerlendirmek mümkündür. Aynı seansta her bir böbreğin bu işlevi yerine getirirken ki yüzdesi de hesaplanır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarında enfeksiyonun böbrekte olup olmadığı konusunda bize çok önemli bilgiler verir. Özellikle çocukluk çağındaki sık tekrarlayan böbrek enfeksiyonları zamanında tanı konulmazsa böbrekte ciddi kayıplara yol açarak diyalize kadar giden bir sürece yol açabilir. Bu nedenle günümüzde bu yöntem böbrek hastalıklarını göstermekte elimizdeki en önemli tanı aracıdır. Bağırsaktaki kanama odaklarını, bunamaları, kemikteki gizli enfeksiyonları, gizli kırıkları, akciğer embolilerini, böbreklere idrar kaçışını, vücuttaki gizli enfeksiyon odaklarının tanısında sintigrafi önemli katkılar sağlar.